Merhaba, bugün 27 Ekim 2019, 43. haftadayız. Saat 20:32 Pazar günü Frankfurt saatiyle. Bir arkadaşımız Ereğli'yi analiz etmemi istemiş. Herhalde burada Ereğli'yi endeksle karşılaştırmış. Endeks 100.000'deyken de aynı, 93.000'de de aynı demek istemiş herhalde. Buna bakarak şuradan Ereğli'nin ilk başta aylık grafiğini açıyorum sol tarafta. Ereğli'nin uzun zamandır aşağıya indiğini görmekteyim burada. Bir seneyi geçkin bir süre aşağı trend halinde devam etmekte Ereğli. Bu sağlıklı bir durum değil. Bunu endeksle karşılaştırmak istiyorsanız buraya artı işaretine basıp örneğin BIST Borsa İstanbul 100 ile karşılaştırayım bunu. Şu gördüğünüz grafik Borsa İstanbul 100 grafiği oluyor. Ortalama aylık grafikte endeks yatay gitmiş. Ereğli'nin de buna rağmen düştüğünü görüyoruz. 2018'in Ağustos sonundan itibaren düşmeye başlamış. Haftalık olarak baktığımızda Borsa İstanbul yükseldiğinde Ereğli de yükselmiş. Borsa İstanbul bu bölgede düşmüş. Ereğli de aynı şekilde düşüyor. Borsa İstanbul yükselmesine rağmen Ereğli düşmesine devam etmiş. Bu Ereğli için negatif bir şey. Haftalık grafiğe bakıyoruz. Yani Borsa İstanbul biraz yükselmesine rağmen Mayıs ortalarından sonra Borsa İstanbul yükselmesine devam etmiş. Fakat Ereğli Demir Çelik daha da aşağıya inmiş. Borsa İstanbul'u silelim. Tekrar Ereğli Demir Çelik'e bakalım. Ereğli Demir Çelik haftalık grafiğindeyiz şu anda. Haftalık grafiğine bakıyoruz. Normal bir şekilde düşük tepeler halinde aşağıya inmesine devam etmiş. Eğitimli bir göz tabii bunu hemen fark eder aşağıya indiğini. Bunun için eğitim almanızı tavsiye ederim tabii. Ben eğitim veriyorum. İsterseniz benden alın, isterseniz herhangi bir başka birinden. Ama bunlar temel konular. Burada görünüyor aşağıya doğru ilerlediği zaten. Günlük grafiğe geçiyorum. Sağ tarafta günlük grafiği görüyorsunuz. Günlük grafikte bu bölgenin yatay giden kararsız bir bölge olduğu görünmekte. Şu şekilde de çizilebilir. Belli bir yönü yok şu anda. Herhangi benim işlem yapabileceğim bir formasyon da yok bu grafikte. Bundan dolayı çok zorlamıyorum bu trade'i. Bu işlemi. Size de tavsiyem herhangi bir formasyon görmüyorsanız bir sonraki hisseye geçmeniz. Bunun gibi başka fırsatlar bulabilirsiniz. Bir hisseyi almak için ısrar etmeyin. Takip edin hisseyi. Formasyonunuz olduğu zaman alın. Fakat formasyon olacak diye zorlamayın. Görmediğiniz bir formasyonu zorlamayın yani hisseyi almak için. Aylık grafiğe tekrar geçeyim. Orada göstermek istediğim bir şey daha vardı. Burada direkt yukarı çıktığını görüyoruz. Bu zaman almak iyiydi ama fakat bunu almadıysak bundan sonra tekrar böyle bir formasyon, yukarı çıkan bir formasyon olmadığını görüyoruz. Onun için bu hissede şu anda herhangi bir işlem yapmanın eğer sadece yukarı çıkan hisseleri alıyorsanız yani long pozisyonlar kullanıyorsanız işlem yaparken şu anda herhangi bir işlem yapmanızı önermiyorum. Bu tabii benim tavsiyem. Kendi kararlarınızı kendiniz vermeniz gerekiyor. Eğer açığa satış yapabiliyorsanız açığa satış için pozisyonlar gözetleyebilirsiniz ama şu anda açığa satış için de belirli bir görüntü yok bu hissede. Belirli bir formasyon yok. Sadece gözetlenebilen bir his olabilir ancak. Evet, Ereğli Demir Çelik analizimiz bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.